I Kırapex Fatih Altaylı Röportaj Özel programını sunar. Dergisciler sıklıkla ekonomi e, yorumları yapıyoruz. Ekonomiden e, bahsediyoruz. E, ancak ekonomiyle ilgili pek fazla e, uzman, bürokrat, eski bürokrat e, ya da siyasetçi bugüne kadar pek e, nasip olmadı. Açıkçası biraz da belki e, ne diyeyim? E, kimsenin üzerine çok konuşmak istemediği ya da konuşamadığı ya da te, konuşurken e, tedirgin olduğu alanlardan bir tanesi. Ancak e, Bugün sizlere bir siyasi partinin e, ekonomiden e, sorumlu e, en önemli ismini e, tanıtacağım. Bartu Soral. E, kendisi Zafer Partisi'nde e, ekonomi ve kalkınmayla ilgili e, kurulun e, başında. Ve açıkçası e, ben kimi davet ederiz, kimle konuşuruz falan derken pek çok işe işte ben konuşmayayım falan e, diyordum. Sonra e, Zafer Partisi ile e, konuşurken e, Sayın Ümit Özdağ dedi ki, valla bizim dedi bu konuda çok değerli bir arkadaşımız var, e, onunla görüşürseniz e, iyi olabilir e, dedi. Bartu Bey'le görüştük, dedi ki şahane, ben gelir her şeyi anlatırım dedi. Ne konuşacağız? E, açıkçası vergiyle başlamış. Çünkü bugünlerde Türkiye'de herkesi en rahatsız eden konuların başında vergi meselesi geliyor. Vergide muazzam bir adaletsizlik olduğu konusu, herkesin... E, ne diyeyim üzerinde neredeyse e, mutabık olduğu bir e, mesele haline e, geldi. Türkiye'de vergi fakirlerden alınan, zenginden ise asla vermediği bir şey olarak e, yeni bir e, tanıma e, kavuştu. Ve bu acaba değişecek mi falan derken, pek de değişmediğini, değişmeyeceğini de e, gördük. Vergi reformu denilen şeyin içinden e, aslında hiçbir şey çıkmadı. Boş bir paket çıktı. Bunu konuşacağız. E, Mehmet Şimşek'in bana göre AKP'nin son e, şansı olan e, ya da bulabileceği son yetkin kişi olan Mehmet Şimşek'in uyguladığı politika nereye varacak, başarılı olacak mı, niye başarılı olamayacak, olamayacaksa, niye başarılı olacak, olacaksa bütün bunları konuşacağız. Konuğumuz dediğim gibi Bartu Soral. Bartu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Valla ekonomi e ...düşünen, sabah akşam ekonomi düşünen biri için fazla güler yüzü gördüm sizi. <laughs> ee, bundan acaba umutlanmalı mıyım yoksa umutsuzlanmalı mıyım? Ee, yani hani muhalif olarak bu ekonomi nasıl sonra düzelmez, sıra bize gelecek mi diye düşünüyorsunuz... ...yoksa ya, ekonomi iyi gidiyor diye düşünüyorsunuz mu? Tebessümünüzün nedenini e, biraz daha öğreneceğim. Vergiyle başlamak istiyorum açıkçası ama e, önce bir sizin siyasi... Siyaset nereden geldi size? Pek siyasetçi haliniz yok çünkü. Siyasetçi halim yok. Aslında yani siyasetçi de değilim Değil. belki de. Ee, yani şu var tabi e, Türkiye'nin hali ortada ve tabi bizler e, Cumhuriyet'in yani yetiştirdiği Atatürk'e bağlı, onun ilkelerine inkılaplarını anlamış insanlarız ve ben e, yani e, Birleşmiş Milletler'de e, görev yaptığım, yurt dışında tahsilimi yaptığım e, sürede gördüm ki ülkemizden başka bir ülke yok. Bizim başka bir gidecek yerimiz yok. Başka gidecek bir yerimiz yani yok. E, mutlu olmamız mümkün değil. Buranın iyi olmasına bağlı. Burası çok e, potansiyelli bir yer gerçekten. Türkiye e, yani cumhuriyetini, o Birleşmiş Milletler'deki diğer ülkeleri de inceleyince. E ee, görüyorsun ki dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri, kalkınmış 10 ülkesinden biri rahat olabilecekken eee hakikaten bir yoksunluk, yoksulluk, şiddet e, sarmalı bir yolsuzluk. sefalet, yolsuzluk, hırsızlık her şeyin olduğu ve gençlerinin kaçmaya baktığı bir yer halinde. E, bu noktada insan şunu soruyor, 54 şey yaşına geldin ne yapacaksın? Yani bu ülkeye bir borcun varsa var, ödemenin yöntemi de bu. Ee, bunun içinde mutlaka duygusallık var, romantizm var, ülkene aşık olmak var. Yoksa akılcıl olarak baktığında canım bu kadar background'un var bir şirketlerde yani para kazan, para kazan işine kolay. bak derdim. Yani onu tercih etmedim. Birleşmiş Milletler'de ne yaptınız? Ee, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü yani UNDP'nin e, başkanlığını yaptım. Ee, UNDP Birleşmiş Milletler United Nations Development Fund. Fund. Ee, Üner Kırdar Birleşmiş var, orada tanır mısınız? Üner Kırdar tanıyorum. Büyük elçi tanıyorum. Birleşmiş Milletlerin en büyük e, şemsiyenin evet. En büyük örgütüdür ve e, bütün dünyada kalkınma üzerine modeller programlar Ülkede uygular programlar hazırlar her ülke için farklı farklı kırsal sanayi teknoloji ve dünyanın geri kalmışlık sorununu çözmeye uğraşan modeller yani geliştiren fakat dünyadaki iktisadi sistem özellikle neoliberal. Küreselleşme ve emperyalizm dediğimiz şey bitmedikçe çok da sonuç alamayan, alması mümkün olmayan bir örgütün e, başkanlığını yaptım. Yönetici bir başkanlığı bayağı bir şey yani. Yani yani güzel bir şey ve ben e, 35 yaşında geldim o, o, o şey yani koltuğa ve tabii o. Ee, genç, bir yaştı. Evet, bayağı genç, ee, genç, genç bir yaşta, genç de geldim. Oradandır. Dünyada herhalde ilkim yani o genç yaşta. Ondan sonra e, böyle. Işte. İyi, sonra geldiniz Zafer Parisine e, girdiniz ama e, aslında e, ne diyeyim e, o milliyetçi sağdan birisi değilsiniz gördüğüm kadar kadarıyla. Değilim. Yani e, milliyetçiyim. Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliği beni tam temsil ediyor. Peki e, gelelim e, Türkiye'ye. Geldiniz Türkiye'ye siyasete girdiniz ve karşınıza çıkan tablo e, ortada. Evet. Bugün Türkiye'nin ekonomideki en temel sorunlarını sıramaya kalksınız. Nedir sayarsınız en başta? Evet. Şimdi e, vergi ve gelir dağılımı da büyük bir adaletsizlik var. Peki, bu, giderek artıyor o adaletsizlik. Evet. Müthiş bir enflasyon var. Gıda yani konut. Doğal olarak ikisini söyleyince geçim sıkıntısı yaklaşık 60 milyonun üstünde e, basmış durumda. 60 milyon dar gelirli, orta gelirli, asgari ücretli, Gelirsiz. emekli, işsiz hepsinde. Ve bütün bunların ardından kalkınma ya dair hiçbir planımızın olmaması. Sanayi Teknoloji, tarım, eğitim. Dört bacağı vardır. Dördü de birlikte işlemek zorundadır. Dördü birbirini besler. Bizde dördü de yok. Çünkü planlama yok. Devlet e, DPT planlama teşkilatı DPT vardı. Aslında 80'den sonra zaten fonksiyonsuzlaşmaya başlamıştı. Ama ondan sonra AKP ile birlikte yok tamamen oldu. iptal edildi. Devleti. O yüzden devlet önünü göremiyor şu anda. Tabii yani şu andaki hal bu. Bunu e, buraya DPT'nin eski müsteşarları İlhan Kesici gel, geldi ve evet. çok net biçimde anlatmış evet. zaten. Evet yani halbuki Avrupa'nın kalkınmasına baktığımızda markantelist bir e, düşünce var. Yani bir ihracatta güçlü olmalıyız. İki kamu mutlaka teknoloji gelişiminde öncü Önce olmalı, destekleyici olmak olmalı. zorunda. Çünkü teşvik vererek orta büyüklükteki hatta küresel anlamda bizdeki Koç Holding dahi büyük değil. Bunlar geri dönüşü uzun, belirsiz ve ne kadar olacağı belli olmayan teknolojiye yatırımını yapmazlar. Ancak monopol veya oligopol olman. Mesela Airbus, Boeing Şimdi Airbus'la sen pazar sende zaten uçak almak isteyen zaten doğal olarak Boycuna senden gidiyor. alıyor. Şimdi onun için devletin gelişmekte olan ülkelerde ve Avrupa'nın gelişirken yaptığı gibi planlı biçimde teknolojide lider, küresel çapta rekabete girebilecek petrokimya, yani mesela hani vergiden önce bir, Bahsedeyim şundan. Petrokimya'da yıllık ithalatımız 32-35 milyar. 10 yılda 350 milyar dolar. Peki. Petkim var elimizde. Tamam. Petkim iç pazarın yüzde 14'ünü karşılıyor sadece. Evet. Tamam? Bizim 5 petkim büyüklüğünde entegre dev bir petrokimya tesisine ihtiyacımız var ki, ithalatımızı ve döviz bağımlılığımızı bitirelim. Tamam. Biz bunu Cumhurbaşkanlığına da yazdık. Ayrıca Türkiye'den plastik üreticileri ya dediler böyle bir dev entegre petrokimya tesisi plastiğin ham maddesi. ham maddesi. Eğer yapılırsa biz de yüzde birer ellisine ortak, ortak olalım. Süper. Yaklaşık 25 milyar dolar maliyetli. Şimdi efendim bunu Koç Holding işte Sabancı yapmaz. Şundan yapmaz. Çünkü bunun imalat süresi var, pazara girişi var, pazarda fiyat rekabetine girişi var ve yer kapması var. Yani pazar payı büyütmesi var. Bu 7-8 senelik, 10 senelik bir konu. Evet. Bu kadar büyük meblaya, yatırıma bir şirket giremez. Türkiye'de giremez. Onun için Merkantelizm de bu zaten. Devletin burada öncü rol alması lazım. Almazsan, almazsan. Bir şey yapıyordu devlet bunları ama. Elbette. Bugün Türk sanayisinin dev kuruluşları, işte koç olduğu kuruluş... gibi bahsettiğiniz kuruluşların pek çoğu devletin başlattığı Tabii sonra ki. Koçoğlu gibi devletin Tüpraş, Tofaş. Tofaş. Tabii ki. Renault. Hepsi. Tabii ki. Doğrusu da bu. Şimdi 21. yüzyılda geldiğin yerde karşında küresel Rekabette çok uluslu şirketler var, tamam. Sizin İstanbul borsasındaki 500 şirketin toplam varlıkları yarım bir tane çok uluslu şirket etmiyor. Yarım Apple etmiyor. Etmiyor. Üçte bir şey etmiyor. Ee, tamam. Ne denir? Nvidia etmiyor. Tamam. O zaman ne bekliyorsun? Yani bizim 80 yıllık, 90 yıllık özel sektörümüz sermaye birikimini henüz daha. ...uluslararası sermaye birikimiyle boğuşamayacak haldeyken... ...uluslararası rekabete girecek bir sanayi tesisi kurmasını bekliyorsanız... ...beklemeyin Ama çünkü şim, olmayacak bu. Şimdi bunu AKP'den beklemek normal 22 sene yapmayan bundan sonra 23. ve 24. Yapmaz. sene yapar mı? Hayır, Yapmaz. Hayır, hayır. 22 sene hayır. yapmadılar bunu yani. Tabii. Çünkü onların zihninde zaten üretim yok. ha. 22 sene önce müthiş fabrikalar vardı da üretime giriyor öyle de değil. Yani sorun 22 yıllık değil ama 22 yılda başka sorunlar var. Şimdi bakın. Şimdi bak. Ama bir, şöyle söyleyeyim şimdi. Tabii haklısınız ama bir yandan da haksızsınız şu açıdan. Şimdi 22 sene bu 22 sene evvel böyle bir tesisler yoktu ama en azından bir tesisler kuruluyordu. Tabii Ve ki o gün Türkiye'nin toplam dış borcu 130 milyar dolar. Doğru. Bugün 450 milyar dolar. Doğru. Yani dış borç 3 katına çıkmış. Doğru. Ama yeni kurulmuş hiçbir tesis yok. Elde avuçta hiçbir şey yok. S sadece Doğru. Star Rafineri var. Şeyin kurduğu. E Azerbaycan'ın Azerbaycanların kurdu. kurduğu. Evet. Ki şimdi Cumhurbaşkanı onları da çok fena kırmış e vaziyette. İşte birkaç tane de özel sektörün. E bir Ciner'in yaptığı bir büyük yatırım var. 4-5 milyar dolarlık. Koç'un yaptığı bir iki yatırım var. Kimse yatırım da yapmıyordu Türkiye'de. Herkes Yapmıyorum. dışarı gidiyor. Yani şey bu. Şimdi, Şimdi peki bir. Yani sorun ne? Şimdi Bir biz Türkiye'de kurumlardan vergi almıyoruz. Şimdi bakın 2002'den bugüne kadar 13 kere bir buçuk yılda bir vergi affı, affı. kanunu çıkmış. Vergi affı nedir? Yani vatandaş soruyor ya vergi affı ne? Vergi affı şudur. Bir şirket vergi kaçırır yani gayet aynı şey biçimde net biçimde kaçırdıktan sonra siz devlet olarak ben vergi affı kanunu çıkarttım. Başvurmak isteyen var mı der? Kaçıranların hepsi başvurur, kaçırdıkları affa uğrar, el sıkışılır, Ufak temize nebze, çekilir. Ufak bir gider gider temizler. Tam bu. Bizde vergisin ödüyen hiçbir kirek yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. Bizde 13 kere. Ne demek bu? Yani holding sahibi, şirket sahibi ya nasıl olsa bir buçuk sene iki Af sene çabuk. bir vergi affı çıkacak. Yaz matrahı düşür, düşürebildiğince. Tamam mı? Bir. Bir bu. Bir bu. İki, Gelir İdaresi Başkanlığı daha bundan iki hafta önceydi, üç hafta önceydi. Bir vergi reformu taslağı, taslağı hazırladı. hazırladı Taslak da sızdı. Evet. Kimse de itiraz etmedi. Tamam. bak taslaktan size e, yansıtıyorum aynı. Şunu diyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taslağında şu var. Özel gider bildirimi uygulamasına başlayalım. Tamam ne demek o? Şimdi söyleyeceğim. Saray da bunu iptal etti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın örneğini okuyorum size. Yani benim değil. Şöyle diyor. Mükellefiyet kaydı bulunmayan Akif B tapudan alınan verilere göre 2022'de 33 milyon 624 bin TL harcama yaparak 32 adet gayrimenkul satın aldığı ve 31 12. 2022 tarihinde tapuda kayıtlı 18 adet gayrimenkulün olduğu tespit edilmiştir. Bakın mükellef değil, hiç vergi vermemiş, geliri sıfır göstermiş. 2022 yılı itibariyle 33 milyon. Bugünün yani parasıyla 70 milyon TL harcıyor. Bu kim? Kaçakçı mı? Rüşvetçi mi? Kim bu adam? Gelir dersim. başkanlığın örneği. Başka. Mükellefiyet kaydı bulunmayan Hilmi G. Beyanname üzerinden alınan verilere göre 2023'te 35 milyon 366 bin lira harcayarak Porsche marka GT 911, 11 ve 21 milyon 592 bin TL harcayarak Bentley marka taşıt almıştır. Mükellefiyet kaydı yok gelir, Parası yok, yok. gelir yok. Parası yok geliriyor. yok. Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden incelenerek Yahya D'nin 2022 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 12.929 lira. 12.000 lira kazandım diyor. Ay Ayda bin lira kazanmış. Yahya G. Bey vergiye bunu beyan etmiş. Ama Yahya D'nin tapudan alınan verilere göre 2022'de 16 milyon TL harcama yaparak 30 adet gayrimenkul satın aldı. Gelirinin 1500 katı. Evet. Şimdi Gelir İdaresi Başkanlığı taslakta şunu söylüyor. Biz bir özel gider harcama yani geliriyle gideri arasında yüzde yirmiden fazla fark varsa mükellefi çağıracağız, açıklama isteyeceğiz. Tatmin edici bir açıklama getirmezse o zaman harcamasını karı olarak Sayacağız vergi tabi kazan sayacağız ve e, vergi alacağız. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın önerisi buydu. Saraya gitti, saray bunu iptal etti. Peki, şimdi Dur. burada bir devreye girip bir şey sormak Hı. istiyorum. Şimdi bunun benzerini vakti zamanında Ecevit hükümeti de yapmak e, istemişti Doğru. ve o dönemin e, maliye bakanı e, Zekeriya Temizel. Ee, bununla ilgili bir e, nereden buldun vergisi benzeri bir vergi çıkarmaya niyetlenmiş. Vergi değil ama yani şöyle. İşte bunun doğal sonucu şu oluyor. Hı -hı. E, dediğiniz çok doğru ya. Bu Hı -hı. vergisiz kazanç ve harcıyor. Evet. Şimdi devlet de şöyle bakıyor. Diyor ki ben bundan KDV, MADV alarak buradan bir vergi alıyorum diye bakıyor. Çünkü 36 milyon liralık Porsche'nin aslında 24 milyon arası vergi. Hı -hı. Diyor ki ben bundan vergi almadım ama bu yolla vergisini alıyorum diye bakıyor ve buna göz yumuyor. Bu şöyle oluyor, vergisini ödeyenin bir Porsche alma imkanı kalmıyor veya bir Bentley alma imkanı kalmıyor. Ama vergi kaçakçıları bunu alabiliyorlar çünkü devlet onu satın alırken vergilendiriyor. Dolaylı vergi dediğimiz hı hı. E, vergi bile. Evet. Ama bu sefer e, o harcamayı da e, gelir saymaya başlarsa bu paranın yurt dışına kaçma ihtimali yok bir yandan da. Şimdi daha. şöyle, dolaylı vergi dediğimiz şey KDV ve ÖTV. ÖTV'dir. Doğrudan vergi ise kurumlar Ver bergisi, vergisi. Gelir vergisi. Gelir vergisi. 1980'de doğrudan vergiler, kurumlar vergisi yani gelir ve yani kurumlar ee, vergisi toplam vergi gelirleri içinde yüzde yedişikiydi. 28'de. Şimdi on dört 2002'de AKP geldiğinde elli elliydi bu. Elli elliydi. Bugün %68 KDV ve ÖTV'den 32 ise kurumlar vergisi. Hayır, bütün gelir vergilerinden. Kurumlar vergisi o, hariç. Kurumlar bak, vergisi 14 galiba. Şöyle. Bütün iki gelir yani dolaylı ve dolaysız böldüğümüzde evet, tamam. Aynen öyle, doğru. 32'si doğrudan 68'i KDV'den. Aynen. Şimdi bakın. Diyeceksiniz ki ya yani 32 peki ne oluyor? Şimdi bir. Bak Çalışanların maaşından kesilen mutluluk. Şimdi mutası. bir. E, Bizde kurumlar ve gelir vergisi istisnaları, muafiyetleri, indirimleri var. 2023'te 1 trilyon 100 milyar vergi kaybımız var. Sadece istisnalardan. Bakın kurumlar ve gelir vergisine istisna muafiyet uygulayacağım diye hani mesela, ne mesela bu sağlar? Mesela vakıflar, dernekler, mesela tarikatların vakıflarına aktarılan meblalar. mesela. Mesela diyorum. Bir e, tarikat diyelim büyük tarikat, bakanlıklarda etkili olan. Tamam mı? Şirketleri var. Kar ediyorlar, matrahları dolu dolu. Sene sonunda gelmiş bir kar 100 milyon. Tamam mı? Diyor ki 100 milyonu kamu yararına Yarınan hadim hadim, hadim vakfımıza kendi vakfına bağışladım. Matrah ne oldu? Sıfır. sıfır. Vergi sıfır. Peki bu oranda bağış yapmak mümkün mü? Mümkün. Ha? Orada bir limit yok yani. Hayır yok. Yani bütün gelirini bağışlayabilirsin. Tabii ki. Ayrıca, ayrıca başka muafiyetler var. Örneğin. Diyorsunuz ki siz ben teknoloji geliştirmeye 100 milyon harcadım. Ha öyle mi? Sil mahtırahtan. Peki soruyor muyuz? Ya sen bunu harcadın da ne geliştirdin? Hangi lisansı buldun? Hangi patent var? Ne katma değerim var? Cevap yok. Ben biliyorum. Yani şirket ismi de vermiyorum. Yani altı ısıtmalı fırın buldum diye bu muafiyeti alan firma var. Altı ısıtmalı fırın buldum diye. Yani bu muafiyetlerden 2023'teki kaybımız bu, bu ve benzeri. Benim yani şöyle bir muafiyet listesi var. Tabii ki bir trilyon 100 milyar. Vay vay vay. İki, i̇ki, Başka ne almıyoruz bakın çok önemli. Dünyada da Türkiye'de de 1990'lardan sonra finansal işlemlerden kazançlar çok arttı. Türevler yani fiktif işlemler yani piyasadaki türev, borsalar falan. Tamam. Kur korumalı mevduata tam 2022 ile 23'te 1 trilyon 235 milyar Türk lirası faiz ve döviz farkı vermişiz. Tam. Kur korumalı mevduatta büyük montanlı mevduatlar yüzde 90'ı yani 1 milyon TL'nin üzerindeki Üzerinde. mevduat sahibi yüzde 90. Yani kısaca kur korumalı mevduattan servet sahipleri. Aynen zengin yararlanmış. Evet. 1 trilyon 235 milyar kar etmişler. Biz bunu aktarmışız. Vergisi ne kadar? Sıfır. Yüzde sıfır. Şimdi, şimdi getirdiler bir şimdi vergi. Bak, şimdi getirdiler. Biz 4 aydır bağırdık. Şimdi vergi geldi. Kur korumalı mevduattan düşüşler başladıktan sonra. Şimdi bak, vergi çok büyük bir vergi. De yerler. değil. O arada olan oldu. Şimdi sorunuza geliyorum. Bana bak, bak ilgi, şimdi. bir ilgili bakan burada eski bir bakan 100 milyar pardon eski bir bürokrat 100 milyar dolar kur kolu mevduatından e Türkiye'nin zararı vardır dedi. Evet ve bakın bu hakkı vermişin adam servetini yani koymuş tamam ise bu hakkı kazanmış tam. E niye vergi almıyorsun bundan? Peki bundan vergi almıyorsun ama nereden alıyorsun bak. Benzin ve mazot. Akar yakıt. Tamam. Geldi ya 21 lira bakın çıplak fiyatı. 21 liraya önce yüzde 44 ÖTV koyuyoruz bak. Sonra onun da vergisi koyuyorsun. Evet. Yüzde 44 ÖTV koyuyorsun. 21, 8, 99 olmalı. Geldi mi? Onun üstüne bayi karı, dağıtıcı karı, navlun. Onun üstüne yüzde 20. KDV. KDV koyuyorsun. 42 liraya geliyor. Yahu yani 21 liralık fiyat. Şimdi bak şimdi çıplak fiyatın yüzde %74'ü KDV ve ÖTV. Bundan vergi almıyorsun. Şirketlerden vergi almıyorsun. Kurumlar vergisine af çıkarıyorsun. Dönüyorsun oralardan vergi almadığından bindiriyorsun Çiftçiliği buraya. Çiftçinin kullandığı mazota vatandaşın kullandığı bakın, benzine. Vatandaş değil sırf. Üretimin her yerinde, her yerinde, peynir, yumurta, et, saman, sebze ne istiyorsunuz? Her şeyin içinde benzin ve mazotun maliyeti var. Yani bugün gıda fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının bir sebebi de, de sadece bu fiyatlar. Peki bu vergiyi almazsan sen ne olacak bu iş? Ve şimdi mutlaka... Şu var, bu işi vergiyi gelirin tanımını değiştireceğiz. Bakın gelirin mevcut tanımı şu: Gelir bir kaynak teşkil eden her türlü kazanç ve iratların safi tutarıdır. Mevcudu bu. Bunu değiştireceğiz. Şöyle olacak, şöyle olacak. O kimse onu. gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde kazanç ve harcamasına kaynak teşkil eden her türlü kazanç ve iratların safi tutarıdır. Bunu ne farkı var bunun? Ha, bunun farkı şu. O zaman sizin geliriniz, gideriniz zi kontrol ediyorum. Kazan, çok kazanın, çok kazanmanızı istiyorum. Ve Ekonomiyi kazancı arttıracak biçimde destekliyorum ama kazançtan vergi alıyorum. Şimdi bu Kanada'da köydeniz... ben 6 <laughs> sene okudum. Yani üniversite, master. Babamın gönderdiği aylık 300 dolar, 400 dolarlar beyan ediyorsunuz. Bakın. Çünkü kazanç ekonomi harika. Sistem işliyor ama kontrol altında. Ve kazancınız yükseldikçe ödediğiniz vergi oranı da yükseliyor. Ve şöyle söyleyeyim. Kanada'da PAP'tasınız. Sohbet ediyorsunuz arkadaşlarınızla. Vergi kaçırma üzerine espri bile olmaz. Toplum bundan hoşlanmaz. Ahlaksızlıktır bu. Yani toplumun algısında bu var. Bizdeki örneğe bakın. Buradaki örneğe yavaş yavaş bakın. Yavaş dünya dünyada bozulmaya başladı ama biliyorsunuz? Yüzde yüz öyle. Yani 90'lardan sonra fikrimizi. doğrusunuz. Yani hakikaten bir şey var. Ama bozulsa da sistem Böyle değil takır takır işliyor. Peki sizin söylediğiniz biraz Amerikan sistemi gibi ama Amerikan sisteminde evet gelirler beğendiriyor ama giderler de beğendiriyor ve gider gelir arasındaki farktan vergi ödeniyor. Doğru. Bizde öyle olmuyor ki. Doğru. Zaten kazanç oluşmadan vergi alınamaz. Mesela şimdi biraz e, teknik bir konu ama enflasyon güncellemesi var. Tamam Şimdi bak. Şimdi tabii herkes yeminli mali müşavirler bağırıyor haklılar da. Şimdi bak. Güncelle diyorsun. Tamam mı? Alınmış 2015'te 16'da bina gayrimenkul arsa güncelledi. Muazzame vergi çıkıyor. Şimdi bir kar çıktı. 2023'te ya dediler güncellemeyi vergiye muhatap etmiyoruz. Ama şimdi muhatap ediyoruz dendi. Ya arkadaş yani gidiyorsun adamın şirketinin faaliyeti yok. Faaliyeti yok. Bir tane ev almış. Güncellendi ya. Diyorsun ki e, Ver vergi. bir milyon vergin çıktı. Ya diyor adam benim bir yani kazancım yok. Hiç değilse evi satınca vereyim bunu. Yok yok. Güncelleme geldi şimdi ödeyeceksin. Şimdi bak. Yani deveye sormuşlar. Yani ne tarafım Büzgün doğru gidilmiş. ki demiş. Ha, şimdi. Şimdi 3 3 bu yerel asgari bölgesel vergisi. Evet. Taslakta vardı Artık. bu. Yani şunu söyledi. Bu istisnaları, daha önce anlattığım istisnaları kaldıralım. Tamam. Yani senin hasılatın neyse ben bunun yüzde onunu kar etmiş sayacağım, vergi alacağım senden. Öbür türlü çünkü istisnalarla gördünüz ya dünyanın en büyük kamu ihalesi alan inşaat şirketi vergi vermiyor yapmayın ya. Yani bu kadar adaletsiz ve Kesin dönüyorsunuz. Vermiyor hiçbiri vermiyor. Dönüyorsunuz ondan sonra asgari ücretliye, emekliye, memura kaynak yok diyorsunuz. Kaynak burada halbuki. Tamam mı? Ve bunu saraya gönderdiler. Siz ilk taslağın aslında daha iyi i̇lk olduğunu sarayda kuşetdiler. Daha iyiydi. Daha iyiydi. Hepsini yani kuşettiler ve son bir konu çok önemliydi gayrimenkul alım satımında raiç bedel. Şimdi bakın 5 sene önce ben bir ev almışım. 600 bin liraya o günkü raiç bedeli 500 bin liraymış. Tamam. İşlemi 500 bin üzerinden gösteriyorum bankada 500 bin. Vergiyi de 500 üzerinden. Üzeri 100 bin de buradan alıyorum tamam. 5 sene sonra ev fiyatları ortada. 500 bin, 600 bine aldığım ev 4 milyon şu anda. Mı? ben bu evi satıyorum 4 milyona ama tapuya gidiyorum raiç bedel kaç diyorum 500 bin diyor oh, 500 binden gösteriyorum o evin alımından satımından hiç kar etmemişim gibi tamam? ama zaten alıyorum. kişilerde vergi yok burada kurumlarda vergi var, var. Diyor. şimdi siz bunu güncellemeyince halbuki taslakta vardı bu da güncelleyelim ...ve 5 yıl elinde tutma... Şartın. ...istisnasını da kaldıralım. Taksicilerde de bu var. Saraydan döndü. Şimdi bu vergi şey sistemi. Peki bu saraydan döndü diyorsun ama... ...burada bir adaletsizlik de yok mu? Belgelendirmek de bunu. Şu açıdan söylüyorum bunu. Şimdi Siz o gün aldınız bu evi... ...diyorsunuz ya... ...500 bin lira. 500 bin lira. O gün 150 bin dolardı diyelim. Bugün bu evi... yine 150 bin dolara satıyorsunuz ama... ...Türkiye'de enflasyon olduğu için... Ortaya sanki garip bir kar varmış gibi çıkıyor. Doğru. Yani bu kar gerçek kar değil ki. Çok güzel. Benim dolar olarak param aynı para evet. veya altın olarak aynı altın. Tabii tabii azında. Konut fiyatları 2023'te reel olarak Türkiye'de yüzde 44 artmamış olsaydı haklıydınız. Reel olarak arttı. Enflasyondan arındırılınca reel olarak arttı. O zaman bu vergiyi de enflasyona arındırmaya uygulamak lazım değil ki. mi? Elbette ki. Yani mutlaka zaten. 3 senedir enflasyonun ciddi en... olması gelmedi. Şimdi tüyün açıkladığı enflasyon 50, gerçeği Doğru. 100. Yani Doğru. şimdi devletin her Doğru. tarafı yamuk yumuk olduğu için ve her tarafta devlet sahtekarlık Doğru. yaptığı için ya da devleti yönetenler devletin rakamlarıyla oynadığı için devlet sahtekar Doğru. demek ayıp olur şimdi koskoca devlete ama devleti yönetenler o, rakamlarla oynadığı için bu sefer halka karşı da başka bir haksızlık olmuyor mu bir yandan da? Haklısınız. Haklısınız. Burada mutlaka demin söylediğim nereden buldun? Bir, istisnaların kaldırılması. Ondan kesin. İki, finansal kazançların adil oranda vergilendirilmesi. Yüzde beş değil. Yani yüzde beş diye bir vergi yok. Ya yani o yüzde beş benzinle yüzde yetmiş dört. Yüzde beş stopaj falan olur. Yüzde yani. beş vergi mi olur? tabii. Yani. yani onun için mutlaka bunlar. Üstüne bu tip bina rantı alsatlarda güncel bedel ama bunu enflasyona göre indirebilirsiniz, değiştirirsiniz. Mutlaka bizim bir vergi adaletini... Şu açıdan söylüyorum şimdi diyelim ki annem. Annemin İstanbul'da bir evi var. Bu evde sizin dediğiniz gibi olsun 4 milyon lira etsin. Annem de desin ki ya ben yaşlı başlı kadınım İstanbul'da yoruluyorum. Ben bu evimi satayım gideyim ne bileyim işte Ege kıyısında küçük bir kasabada bir ev alayım dedim. Buradaki evini sattı 4 milyona. Alacağı evde 4 milyon. Ama buradaki evinden almış 25 sene önce evi belki 100 bin liraya. İstisna var zaten. Dünya kadar işte istisna olmadığını, olması gerektiğini söylüyorsunuz ya. Dünya kadar vergi verdi. Haydi Allah bu sefer öbür evi alamadı. Doğru. Bir evde istisna var. Buradaki Böyle istisna lazım yani çünkü. Taslakta da bir evde evet, istisna vardı. var. Bir evin fazlasında da kaldırıyordu. 5 senede bir evde istisna vardı. Aha, var. Bur burada... Ya diyor bir ev yani kalsın ama bir de rantiyeciler var. Onlar ayrı. Fazlasını vergilendirelim. İşte onlar da konu sektörüne ayak tuttular. Onları da iptal etti saray. Şimdi şimdi yani geldik, reformdan reform çıkmadı aslında. Tabii geldik şimdi buradan enflasyon konusuna. Şimdi bakın aslında tam da denk geldi. Yani şimdi enflasyon bizde nasıl başladı? Bu yüksek enflasyon. 2021'de MAS yani Belgi, ben dedi fa faizi faiz indiririm. indiririm arkadaş. O gün faiz 19, enflasyon 19'du. 0 Aynen öyle. Real faiz. Evet. Ben dedi indiriyorum faizi falan. Şimdi bak. Düşük faizi herkes ister. Evet. Ya orta bir sorun yok. Ancak bir ülke 2000'lerde yıllık dış ticaret açığı 10 milyar dolar civarındayken dış ticaretten zararı ve dış borcuda 115 milyar dolarken, yaklaşık olarak yıllık bulması gereken döviz miktarı 15 milyardı. Milyar tamam mı? AKP ile birlikte uygulanan sistemle anlatacağım onu da. Dış ticaret açığı 8 yılda 100 milyar, milyar dolara dolar geldi. Dış borçta bugün 4 4 milyar 454 milyar dolar oldu. Bizim yıllık bulmamız gereken döviz miktarı bugünden itibaren 12 ayda 285 milyar Dilerim dolar. dolar. Tamam. Şimdi senin 285 milyar dolar bulman lazımsa nereden buluyorsun? Borçlanıyorsun. Borçlanıyorsun. Uluslararası sı, e, finans piyasalarında. Diyor ki onlar da sana, içerideki tasarruf sahiplerinden. E, diyor ki onlar da sana bize bizim faizimiz arttır. Yani buraya gelmemiz için bize faiz lazım. Diyorsun ki sen de hayır indiriyorum ben. Siz faizi indirdiğiniz anda ne oldu? Dolar 2021'de patladı. Tamam. Bakın, lira, 7 liradan ee, 11 liraya, 12'ye çıktı. 12'ye çıktı, 14'e çıktı. Süratle gitti. Dikkat edin, doların artışıyla birlikte enflasyonda yükseliyor. Arttı. Başladım. Neden? Sonra faizi koydular. Dolar düştü ama enflasyon düşmedi. Evet. Çünkü şunda. Türkiye yüzde %70 oranında ithalata bağlı. İmalat sanayinin aramalı %70 oranında ithalata bağlı. Tarımda ithalata bağlı. İthalatı neyle yapıyorsun? Dövizle. Evet. Dövizin fiyatı artınca doğal olarak maliyetler Maliyetle artıyor. artıyor. Fiyat da artıyor. Tamam mı? Bir kere enflasyonun sebebini doğru söyleyelim. İki, bu arada ekonomi teorilerinde de vardır e, Schumpeter'in teorisi. Şöyle de, şey yapayım onu. Satıcılar birbirine bakarak fiyat belirler. Evet. O anomali fiyat anomalisi başlayınca yani maliyetler doların şişmesiyle beraber artınca millet karını da arttırmaya başladı. Ve bir fiyat enflasyonu da oldu. Şimdi iki sebebi var. Mehmet Şimşek Çünkü Ikame, gel, ikame bedelinin artmasından çekiniyor sanayici. Yüzde yüz öyle. Yani şimdi bir imala bu dövizden yani yanlış faizle dövizin artışından dolayı maliyet enflasyonu oldu. İki bir fiyat enflasyonu oldu ki karlılıklara yansıdı bu zaten. Geldik en önemli konuya. Üç Tabi servet sahibini vergilendirmeyince tamam mı? Sorun başlıyor. Mehmet Şimşek geldi şunu dedi. Talebi keseceğim. Talebi baskılayacağım. Dedik ki bizde enflasyonun ana sebebi talep değil. Bil. Ana sebep döviz fiyat enflasyonu sonra talep. Ama kimin talebi? E zaten talep edemeyen geniş bir kitle ah. var. Emeklinin mi talebi? Hayır. Memurun mu talebi? Hayır. Asgari ücretlinin mi? Hayır. Yahu şu işsizin mi talebi? Ya şu saydıklarım 55 milyon etti zaten. Tamam mı? Şimdi sen geldin bir uygulama nedir? Carry trade. Ben faizleri arttırdım, yükselttim ve dövizi kontrol edeceğim. 33'lerde gelin. Yani net olarak faiz sizin net döviz kazancınıza döndü. TL faizi döviz faizine dönüştü. Evet dövüştür. abi. Ve dünyadaki en büyük faizi vererek dövizi çağırdık. Döviz gelmeye başlayınca rahatladık. Kur. Kur sabit kaldı. Maliyet artışları durur gibi oldu. Rezervler yükselmeye başladı. Maliyet artışı durur gibi oldu. Ancak Mehmet Şimşek'in unuttuğu şey şuydu. Ee, bunu yaptın bir bir kere burada müthiş bir kaynak aktarımı var. Yani bir milyon dolarıyla geldi, bir bu sene sonunda bir buçuk bu milyonla alıp gidiyor buradan. O kaynak bizim çocuklarımızın kaynağı. Dünya'da dolara faiz yüzde beşken Türkiye'de dolara reel faiz yüzde kırk beş. Evet abi. Tam olarak bu. Tam Ve olarak. Ve yabancı bu. bankalar müşterilerine, mudilerine, yatırımcılarına mektup yazar. Ben bunlardan birini yayınladım. Bank of America. Bütün müşterilere yolladığı e, Letter to Investors diye evet. aylık bir bülten var. Bu bültene diyor ki biz bir fon kurduk. Bu fonda Türkiye'de e, TL'ye yatırım yapacağız. E, yıllık e, 6 aylık getirimiz 14'ün altına düşmeyecek diyor. Yıllık %28 garanti veriyor. Garanti veriyor. Dolara %28 Böyle garanti bir veriyor. Böyle bir garanti yok. Dünyada yok. bu Şimdi... Ben size göstereyim mektubu. Tabii mi? tabii. Şimdi Mehmet Şimşek bunu yaptı. Biraz maliyetlerden doğan enflasyonu durdurayım. Döndü. Talebi de durduracağım dedi. Çöktü. 16 milyon emekliye. Arkadaş 16 milyon emekli var. Ortalama maaşları 12.500 lira. Çalışan işçilerin yüzde 40'ı asgari ücretli 17 bin lira. Öğretim üyelerinin asgari ücretten altı katı olan maaşı iki buçuk kata geldi. geldi. Yani siz toplumun büyük dar gelirli, orta gelirli, memuru, emeklisi, işçisinin talebini keseceğim diye bastınız. Peki ne oldu? Durgunluk başladı. Bakın durgunluk başladı. Reel sektörün döviz açık pozisyonu 2 ayda 14 milyar dolar yükselirken yıllık olarak sanayi üretimi yüzde %6 düştü. 6.0 düşmüş. Evet. evet. Geniş tanımlı işsizlik, işsizlik zıpladı %29'a geldi. Tamam, tamam mı? %110 de çıkabilir değil mi? Durgunlukla karşı karşıyayız. Ama bakın ne oldu? İthalatımız düştü dedi. Baktım hemen. Düştü. Doğru aramalı ithalatı yani sanayi çarklarını döndürecek aramalı ithalatı düşmüş. İhracat da düştü. Evet dikkat ettiniz mi? Tüketim malları ithalatı, ithalatı %19 vaziyette. arttı. Patlamış vaziyette. Aa, dün konut satışları %21 artmış. Evet. Şimdi Fatih Bey ben size soruyorum. O lüks malları ithal edenler konutları yani bu yükselişi sağlayanlar bu konutları satın alanlar asgari ücretliler mi? Hayır. Memurlar mı? Hayır. İşsizler mi? Hayır. Emekliler mi? Hayır. Abi 60 milyonu saydık. Mehmet Şimşek'in dönüp aslında burada işte sorun bu. O yukarı kesimi vergilendirmeli. Hani şu 30 ya, bu, ev bugün, almış. Bugün talebi yaratanları ya, vergilendirmeli. Tabii ki. Talebi yaratan bunlar kendi yazıyor. Yani hani şey diyorlar ya ya ekonomi kötü olsa bunca şey nasıl satılır? Tabii ki kendi yazıyor. Diyor ki 30 ev almış diyor. Bakın. 30 o ev sıfır almış. Vergi. Bentley 0 vergi veriyor. O tüketimi sürdürüyor. O evler alıyor hala. O ithalat yapabiliyor hala. Lüks ithalatı destekliyor o, hala. O Chanel'de diyor orada o, geziyor. Evet, tüketiyor ama buraya dönüyorsun sen. Diyorsun ki kaynak yok. Asgari ücretliye tamam mı? Temmuz'da Haziran sonunda ara zam vermediler. 10 gün sonra doğalgaza %38, %38 zam yapalım. geldi. Abi yani insanların gıda beslenme, ısınma temel ihtiyaçlar. Maslow'un evet, yani şeyin gibi yani temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Sen sen burayı vergilendireceğine kaynak alıp buraya alt tarafa aktaracağına Üst taraftan vergi alamıyorsun, yani hepsi ortada. Kendin yazmışsın zaten, hani ben de değil, kendin yazmışsın. Her şey ortada, vergi alamıyorsun, kurumlar vergi ödemiyor, kaçırıyor, af çıkarıyorsun, istisna diyorsun, dönüp buraya kaynak yok diyorsun. Bu insanlar gittikçe zorlaşıyor. Şimdi bu gidişi terse döndürebilmek. Peki sizce Mehmet Şimşek'in ekonomi programının bu haliyle, Başarılı olma ihtimali var mı? Veyahut da başarısızlığının temel sebebi vergi dışında başka bir sebebi var mı? Mesela şu, kamu maliyesinde bir düzelme, israfın önlenmesi, tasarruf bunlar yapılıyor mu? Çünkü... Şimdi ta harika bir soru. Şimdi bak tasarruftan bahsediyorsunuz memurların servisinden. Memurların servisi kendi açıkladıkları tasarruf paketi. Tasarruf beklentisi kendileri açıklamış. 100 milyar TL. Evet. Ben diyorum ki size 2023 muafiyeti, sırf vergi muafiyeti 1 trilyon 100 milyar. Sadece muafiyet. Ya sadece muafiyet diyorum ya 1 trilyon kaçırılan 100 milyar. Kaçırılan hariç bu resmi olarak. Tabii kaçırılan hariç resmi olarak bu. Yani bu devletin kurumlara tanıdığı bir şey. Yani Kaçırabilirsiniz kursan. bunu dediğim. Tabii. E yani diyorum ki size 1 trilyon 235 milyar TL kur korumalı mevduattaki servet sahibine ver, yani faiz ödemişiz cebine koymuş vergi almamışız bundan tasarruf diyorsan sen tasarruf çok şimdi bir sarayı artık söylemiyorum lüks harcamaları yani zaten herkesin yani gördüğü şey özgür Suriye ordusuna ne para aktarılıyor savaşçılara ne para Harcanıyor. Yani dış politikada vakti zamanında yaptığın Hataları, yanlışın bedeli ne kadar acaba? Göçmenlere ne kadar harcanıyor? Göçmenlere 13 milyon tahmini. İtiraz edin. 13 değilmiş. 7 değil. 7 de Ya fark ediyor mu abi? Yani inanılmaz bir rakam. Sağlık giderleri korkunç. Sağlık giderleri bana hastaneden randevu aldılar. Doğum hastanesinden. Geldi doktor. Ya dedi hocam bir şey yapın ya. Ne oldu dedim. Ya dedi biz dedi bir Türk ki dedi devletin doğum harcamaları çok yani çok ucuz 500 lira 650 lira. Türk'ün bazen yani vatandaşımız parası yok. Biz aramızda diyoruz ki ya sisteme basta yaptırı, yaptırı verelim doğumuşun. Sistem Saymanlıktan talimat gelmeden, basmadan, para ödenmeden 650 lira açmıyor Türklere. Cebimizden topluyoruz, biz veriyoruz, sistemi açıyoruz. Ama e, Suriyeliler girsinler. geldiğinde sistem e, açık. Diye evet. Sistem açık diyor. Ve diyor onların doğum hızı 5.4 bizim diyor 1.2 galiba. 1.2'lerdi. Şimdi ya yani bu kadar burasını bir de şöyle bir şey var. Ekonomi 101. Talep artınca Ekonomi arzı da... ekonomiye giriş kitabı. Yani arzı da arttıramazsan ürünün fiyatı artar. artar. Yani yumurta, süt, et, konut eğer 13 milyon ekstra talep, talep varsa, varsa, ki var bunlar da yiyecek, barınacak. O zaman ne oluyor? Bunların fiyatı artıyor. Yani 13 milyonun bize sağlık, bize güvenlik sorunları haricinde direkt ekonomiye bir etkisi var. O da talebi arttırıyorlar. Türkiye zaten üretim sıkıntısı e, tabii çekiyor. Tabii çok basit. İstanbul'da 2 milyon durumda. Suriyeli var ise eğer, göçmen var ise tabii. eğer Suriyeli veya başka ülkeden. E, ev sayısı da 5 milyonsa 2 milyon talep artınca ev fiyatları otomatik olarak yüzde %20 tabii. artacak zaten. Tabii. Yani onun için bu mevcut durumda. Mehmet Şimşek'in de yapabileceği bir şey yok. Yapmak istediği ufak tefek şeyler de saraydan dönüyor. Yani dönüyor. Dönmese ne olur? Şunu söyleyeyim. AKP zihniyeti veya ben şunu da söyleyeyim hatta CHP zihniyeti, AKP zihniyeti, MHP zihniyeti, İYİ Ya ben kimseden bir kalkınma programı duymadım konuşuyorum bakıyorum ya kalkınma planı yani Türkiye dünyanın lider ülkelerinden biri olacak ise sanayide ne yapması lazım teknolojide ne yapması lazım mesela Sizin var mı var teknoloji örneği şimdi bakın sektörleri tek tek inceledim 10 senelik tamam Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği yani dış ticarette kar ettiği tek sektör emek yoğun tekstil. Yaş sebze meyve. Onda da e, enerjideki sübvansiyonu çıkartırsanız. Çıkartırsam belki. Belki kar kalmayabilir. Turizmde kalmadı o biliyorsunuz. Orta şimdi. düşük. Orta ve orta yüksek ve yüksek teknoloji gerektiren sektörlerin tamamında net ithalatçıyız. ...zarar ediyoruz hepsinde. AKP iktidara geldi. Türkiye'nin... ...yüksek teknoloji ürünleri ihracatı... ...payı 3 üç. Bugün yüzde iki buçuk. Rakam aynen böyle. Buna karşılık... ...Latin Amerika... ...Latin Amerika'ya yani çok hani... ...bizim belki ciddiye almadığımız... ...hafife aldığımız ülkelerde... ...yüzde on Yani sizin halinize bakın. Arabistan'ın bile bizden daha yüksek. Yani körfez ülkelerimizden tabii. daha tabii yüksek. İnanılmaz yani. Şimdi... ...peki... Teknoloji üretecek beyinleri yetiştirmezsen kim üretecek onu? Yetişen az sayıda giderlerse gitsinler gider. dersen. Şimdi, bu eğitim sistemiyle. Liyakatsizleri göreve getirirsen. Liseler bizim zamanımızda Anadolu liseleri vardı ki ben onlardan mezunum. Anadolu e, liselerini bedava devletin herkesin sınavla girdiği Girdim. liseleri çoğaltacağımıza Türkiye çapında yaygın kaliteli ve eşit biçimde Türkiye'nin her yerinde bu eğitimi verdireceğimize biz İmam Hatip'e döndürdük hepsini. İmam Hatip'e karşı falan değilim. Bırakın o hikayeleri. Bizim teknoloji geliştirecek beyinleri yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bizim temel bilimlerde bizim okuduğunu anlamada ve uluslararası imtihanlarda PISA imtihanında 44. yüz biz. Üniversitelerimizde üniversitelerimiz dünyada ilk 500 içinde üniversite yok var 350. var bir tane. QS rankingde yok. Ha, QS'de yok. Evet. Times'da var. Times'da var. Şimdi hal buyken teknoloji yok. Üçüncüsü tarım. Bak gıda dediğiniz şey aslında Birleşmiş Milletler 2050'de dünya nüfusunun ne olacağını söylüyor. Yani kuraklıktan bahsediyor, kıtlıktan bahsediyor. Değil mi? Ben. tarım Türkiye'nin aslında bir şansı. Çünkü altı mikro iklim var bizde farklı farklı. Kars ayrı, Ayvalık ayrı, Tekirdağ ayrı, Çorum ayrı. Anamur ayrı, ayrı Gazipaşa ayrı. ayrı. İnanılmaz bir yer aslında. Ve verimli toprağı var. Tamam mı? Fakat biz bir. Köyler, gittiniz değil mi? Ben çünkü... Ee, yani UNDP'deyken kırsal kalkınmayla ilgili olarak hepsini gezdim. Yani Diyarbakır, Siirt, Batman, Erzincan, Sivas, Çorum hepsini gezdim. Köylerimizin kerpiç evler. 21. yüzyılda bugün millet köylerden gençler boşaldı. Boşaldı. Tamam. Şehirlere yani geldi. Köylere yaş ortalaması 55 şu an. Bekçilik yapıyor falan. Yaş ortalaması 55. Köylerde kimse kalmadı. Ha? Dönün köylere kimse dönmez. Bak o kerpiç evlere kimse girmeyecek. Çünkü orası şu anda bir mahrumiyet bölgesi. Bu gerçeği bilelim. Buraya birer köy kent e, tarzında model oluşturmalıyız. İsrail'in yaptığı, yaptığı gibi. gibi. Ecevit'in yapmak istediği yapmak gibi. Yapmak istediği gibi. Moşo sistemiydi, süper işledi İsrail'de. Şimdi onların yaptığı da benzer aslında. Bir kere bir. Bizim verimlilik haritamız yok. Türkiye'de hangi bölgede ne ürün ekersen verimlilik çıkar anlamında bilimsel bir çalışma yok. Eskileriz. Oğlum buraya muz ek, burada muz çok iyidir. Muz para getiriyor. Hakikaten öyle mi? Bilmiyoruz verimli haritası. Verimli haritası çıktıktan sonra Türkiye'nin 20 26 bilmiyorum. Merkez 26 tane. Örneğin merkezinde tarım merkezi, eğitim var. Tamam. Kreş, ilkokul, ortaokul, lise, teknik lise eğitim var. Sağlık hizmeti var, mutlaka sosyal hizmet var. Sosyal aktivite var. Yani mahrumiyet bölgesi değil interneti de var, sosyal olarak sineması var, yani tiyatrosu var. Ya köy enstitüleri buydu aslında. Buyur. Köy enstitüleri bu. Yani inanılmaz aslında 21. yüzyılın 2024'ünde bunu konuşuyoruz. 1940'da uygulamışız ya. Yani gerçekten Atatürk ve arkadaşları... Dahi. Dahi. Yani dünyada ben böylesine... Yani... Avrupa'nın uyguladığını 1930'da Keynes yokken daha Atatürk gelmiş uygulamış özel sektör kuramıyorsa acilen Devlet fabrikaya kuracak. ihtiyacım var 44 tane fabrika kurmuş 10 yılda 10 ya yılda. inanılmaz bir şey. Ya. AKP de yaptı o yılda 44 tane sattı. hepsini sattı. Tane sattı. Şimdi mutlaka bir verimlik haritası çıktı mı çıktı? Topraklar dağınık Kamulaştıracağım kiralarım devlet olarak. Mecburum. Senin lüksünü bekleyemem ben. Çünkü sen haklı olarak diyorsun ki imar geçer yakında. Bizi tut yani tutalım buraları etmeyelim bile hatta. İmar bekliyor herkes. Çünkü Türkiye'de 20 yıl, 20 yıl demeyeyim 17 yıldır bir imar furyası başladı. Tarım topraklarının üzerine beton dikiyoruz. Yani... Rant toplumu, üretim toplumu da ondan. ABD'den geliyor zenginler toprak alıyor burada. Biz toprağın üzerine bina yapıyoruz, tarif, fabrika yapıyoruz. Bitti bu. Yani asla ve katta imar geçmeyecek. Ondan sonra seçimi kaybettiniz. Şimdi, şimdi bak doğru olabilir. Eğer ben Türkiye'nin Atatürk'e bağlı bir geleceğini düşüyorsam böyle yapmalıyım. İdeallerimi söylemeyeceksen ben bana AKP'de yerler çoktan ha ben Birleşmiş Milletler'den AKP'ye geçerdim siyasete. Ben siyasete siyaset için girmedim. Atatürk'e o kadroya borcum için girdim. Şimdi doğrusu bu. Buradan dan mutlaka bizim ürün ihtiyaç planı yapmamız lazım. Çiftçi bizde kafaya göre ekiyor. Yani kafaya Ertesi sene mesela soğan, Ziraat da, işini yapmıyor, Tarım Bakanlığı işini yapmıyor. Hiçbiri yapmıyor. Şimdiki ziraat odalarının, yapmıyor. Ziraat odalarının ben bildim bilir aynı başkan bir tane bülten Tabii. yayınlarlar fotoğrafını görürüm ne halt ettiğini hiç bilmem. Tabii. Yadır. Şöyle oluyor. Yani bizde keyfe keder. Mesela soğan eksiği oldu. Patates fiyatı yükseldi. Bu sene soğan pahalıdır. Var. Herkes soğan eker. Her sene soğan sese, çöpe gider. Bravo. Çünkü ürün planı yok. Üretim planı yok. Doğru. İsrail'in yüzde 80'i ihracata gidiyor. Tamam. Türkiye aslında dış ticaret zararını tarımdan karşılayabilir. Karşı Türkiye'nin yıllık 85 milyar dolar sadece e, e, Akdeniz bölgesi tarım ihracat potansiyeli. Var, 85 bravo, milyar doğru, dolar. Doğru. Onun için aslında tarım dediğiniz şey bir de sanayiden daha hızlı, hızlı. ve sürdürülebilir veriyor. ve çevreye zararlı Tabii değil. Tabii ki. Yani burayı bir de Doğal tarım. Millet zaten GDO'dan Avrupa Birliği yıkılıyor. Kanser hastalıkları. Anadolu'da doğal tarım de sertifikasını al. Hakikaten ama doğal tarım. Üretim planını yap ve sözleşmeli çiftçilik. Getir. çiftçilik getir. Tabii. Yani ben ürününü garanti veriyorum. Nasıl ki köprüye. Değil garanti mi? veriyorsun. Müteahhite vereceğine çiftçiye ver. Müteahhite vereceğine çiftçiye ver. Model bu. Tarımda bu kaynağı yaratmaya başlayınca... Yok, şu anda tam aksi yapılıyor. Şu anda tam aksi yapılıyor. Şu 10 anda yapılıyor. liraya mal olan buğdayı 9 liraya almaya kalkıyorlar. Tabii. Geçen sene 11 liraya aldığı buğdayı bu sene on, veya işte bir ürünü bu sene 11.5 liraya alıyorlar. Enflasyonun altında bir zam yapıyorlar. Evet. Rezalet yani Ve rezalet. Ve çiftçiler ayakta. Sonra bizim tarım sanayi domates buradaysa yanına da salça fabrikası açacaksın. Onlar var genellikle. Şimdi Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Yok. Anadolu'da bölgesel kalkınma sıfır. 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 Yani kardeşim hayvancılığı vardı, tarımı vardı. Öldürdük. Yerine de hiçbir şey koymadık oraya. Orası ağaların, şeylerin, bilmem nelerin. Yerine tarikatları koyduk. Tarikatları koyduk. Tamam. Şimdi tarımda bu geldikten sonra Vergi reformu, gelir dağılımı adaleti, tarımda bunu koyduktan sonra söyledim ya dört bacak birlikte gitmek zorunda. Sanayide bizim mutlaka aramalı ithalatımız. Devletin e, merkezlerinde bu bilgiler var. Hangi aramalını ithal ediyoruz? Türkiye'de üretmek mümkün mü? İzmir İktisat Kongresindeki o alınan karar doğru. Türkiye içinde üretilebilecek... Son yapılandan mı Hayır, olur, ilkinde. Üretilebilecek her ürün Türkiye'de <laughs> mutlaka imal edilecektir. Tamam? Mı? Çünkü sen yurt dışına bağlısın. Yurt dışına döviz bağlılığını kırmak Minimum zorundasın. Minimuma indirirsen o zaman para piyasalarını kontrol etmeye başlarsın dövize bu kadar ihtiyacın olmazsa o zaman faizi de kontrol edersin. Yurt dışından gelen sıcak parayı da kontrol edebilirsin ve mutlaka kontrol etmelisin. Sıcak para Türkiye'ye imalat sanayine gelmiyor. Finansa geliyor. Öyle. Şey Peki bu. Türkiye toparlar Ben hep şey diyorum ya. Türkiye akılcı bir yönetimle 6 ayda rayına girer, bir sene normalleşir, iki sene toparlar diyorum. Katılır mısınız bu, film, bu fikrime? Ee, şöyle söyleyeyim. Yüzde yüz katılıyorum size. Yani ben bunu bir iktisatçı olarak, dünyayı da izlemiş bir iktisatçı olarak... Yani Türkiye'deki bence tek eksik, altı... iyi, bir, iyi, akılcı ve ne diyeyim... Ee, yanlış işlere girmeyen bir yönetim ihtiyacı var. Doğru. Yani yolsuzluk yani, yapmayan demeyeyim de. Dünyayı bilen makul yani şu anlattıklarımda hiç ben hiç size bir şey yok. ne jargon kullandım, Philips eğrisi falan hiç şey Uç söylemedim yok. değil mi? kaçma gerek yok. Hiç, hiç gerek yok. Makul, namus Kazanan edebilirim. kazansın, kazancı oranında vergisini versin. versin. Kimseyle bir şey, şeyim yok. Vergi vermeyecekse işsizlerle ötürü değil, yatırımdan ötürü vermesin T vergisini. Tabii ki yatırım yapıyorsa memnuniyetle ona istisna uygularsın memnuniyetle özel sektöre Ama verdin, oraya verdin, buraya öyle bir şey yok. yok. özel sektörün giremediği, risk alamayacağı çok uluslu şirketlerden korkacağı haklıdır. Haklı olarak yerlerde Buralarda kamu öncü olmalı. Kamu girsin, olmalı. öncü olsun devlet var arkasında. Devlet girsin, ...özelle ortaklık kurabilir. Biliyorsunuz, herkes yemek uzmanı zanneder Vedat Milor aslında bir önemli bir ekonomisttir ve bununla ilgili çok önemli bir şey var. Doktora tezi var. Tamamen yani devletin kamu sektörünün modern ekonomilerde nasıl bir oyuncu olması gerektiği ile ilgili doğru, çok doğru. Doğru. Ve üç. Ve pandemiden beri bunu bütün dünya tartışıyor. Biliyorsunuz. Evet ve üç. Kamu teknoloji gelişiminde teknoloji yatırımında tek aktördür. Mecbursun çünkü tekrar ediyorum büyük yatırım Bartu Büyük Bey, ne teknoloji buluşu siz? Ne diyorsunuz siz? Kamu kontrolü geçtiğinden beri Türkiye'de internet yatırımı yapılmıyor. Evet. Altyapı döşenmiyor. Evet. Fiber optik döşenmiyor. Dünyanın 50'de bir hızında bir internetimiz var. Afrika'da daha gerisindeyiz internetin. Doğru. Ne diyorsunuz siz? Özel sektör yapmaz. Yapmak istiyor, izin vermiyorlar. Çünkü e, devletin el koyduğu işte Türksel gibi, Telekom gibi yerlerin başındakiler aynı zamanda yatırımcı da oldukları için yapmıyorlar ve diğerlerine izin vermiyorlar. Elektrik dağıtımında ne oldu? Gördük işte. Tekel konumundaki bir hizmet, kamu hizmeti işlevi de görüyorsa özelleştirilmez. Özelleştirirsen İzmir'de insanları öldürürsün. Bak İzmir'de sudan, Mardin'de yangın çıkarırsın. Çünkü yatırım yapmaz. Özel işletme dediğimiz şey teoride yani girişimci kârını sürekli maksimize etmeye etmek çalışır isteyen insandır. Tamam? Adam Smith böyle. Evet. Sen bu maksimizasyonu kontrol etmez, denetlemez, Demezsen, düzenlemezsen yandaşa verirsen her denetlemezsin. Her türlü sahtekarlığa girer. Yani, yandaşa verirsen denetleyemezsin. Ve özel sektörde arkadaşlarınıza yani sorun. Arkadaş, mesela diyelim ki bir büyük e, fabrikası var. Senin gibi güçlü başarılı, teknolojisi sağlam rakipler mi istersin? Tekel mi olmak istersin? Hepsi tekel olmak ister. Neden? Karını maksimize etmek istiyor. Girişimcinin doğasında bu var. Demek ki devlet bir aktör olarak piyasada oyuncu olmalı. Niye rahatsız oluyorsunuz? Rekabet istemiyor muydunuz? Aslında rekabet daha iyi değil midir? Rekabet daha iyi. Mesela biz bak, YouTube'da ben rekabet sizin biz için daha iyi. Rakiplerimiz de çok mutluyuz. Onlar ne iyiyiz yok da iyiyiz. Tüketici için iyidir. Abi üretici için ben internette içerik üretiyorum ve benim rakiplerimin olması benim içerik üretme kalitemi artıran bir şey. Şimdi Eğer bakın, rakiplerim olmasa haftada bir program yapar, kıçımın üstünde yatarım. Bak, şimdi bak Türkiye'de bu konudaki bir çalışma var sadece. Türk özel sektörü rekabeti ister mi? Erdoğan sor soralım yaptığı e, doçentlik tezi. Sonuç. Akabanız mı? Yani baba. <laughs> sonuç <gülüyor> e, rekabet istemiyor. Tekel olmayı istiyor. Şimdi peki bu doğasında bu var sistemin. İnsanın doğasında bu var. Nasıl dengelersin? Denetlemeyle. Rekabet kurulur. Düzenlemeyle. Araya aktörle. Yani gerekirse kendini aktör olur. Tabii. Ki. Ne oluyor şimdi? Şunu söyledik ya, fiyat enflasyonu. Mesela Airbus'la Boeing diyelim ki. 10 lira uçağın maliyeti. E, maliyeti 10 lira. Zannediyor musunuz Airbus'la Boeing 11 lira. Ben 10.95 verdim. Ben 10.90 verdim. Ben 10.85 diye bir rekabete giriyorlar. Hayır. Fiyat 15 lira. Oligopol piyasa çünkü. Evet. Tamam mı? Bunu kırmak için tabii ki onlar büyük çok. Türkiye'de bu tip fiyat enflasyonu olduğunda kırmak için devlet fabrikan mı var? Fabrika, fabrika, fabrika. Devletin de bir fabrikası olsun. Ama mesela tarım olsun. kredi kooperatörü dediler. En kazıkçı o düşündü. Ama tamam ama sui misal, emsal teşkil etmez. teşkil etmez. Yani şimdi siz orayı doğru düzgün işletemiyorsanız oraya akrabalarınızı, arkadaşlarınızı cemaat ilişkilerinden onu bunu koyduysanız liyakat dediğimiz milletin şimdi ya liyakat liyakat çok önemli, çok önemli bir şey. Ya çok i̇şte önemli. Ya şey. yani. çok önemli gördük ya. Çok önemli bir şey. Olmaz. Yani boş laflarla gitmiyor. O zaman işlemez. Halbuki devlet böyle kontrol edebilir. Herkes 1990'larda Devlet orada mı olur? Bilmem ne mi? Hepsi özelleşsin. Şimdi dünyada, dünyada bakın işte. dünyada herkes durumun farkında. Zora giren şirketleri devletler devralıyor. Tabii ki. Ee, girilmeyen sektörlerde yatırım yapıyor. Yatırımcı oluyor. Ya, yatırımcı tabii. destek tabii veriyor. Tabii. Bütün dünyada böyle. Amerika Bütün bile böyle oldu. Böyle. Evet. Peki son bir şey söyleyeyim. Umut tabii. var mı? Şimdi var. Yani var. Peki AKP umut var mı? Hayır AKP umut yok. Siyasi, şu, peki, yani şöyle söyleyelim. Siyasi kadrolar gerçekten e, insanın umudunu kıracak bir performans sergiliyorlar. sergiliyorlar. Yani tam olarak anlatmak istediğim bu. Yani e, Atatürk'ün söylediği bir söz var. Umutsuz Durum yoktur, umutsuz insan vardır. Ben hiçbir zaman e, yani umutsuz olmadım. Şimdi hakikaten aslında kadroya baktığınızda CHP'nin haline, hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir daha söylüyorum, Atatürk'ün kurduğu parti, yüzyıllık yıllık e, parti, bizim eski partimiz olması itibariyle doğal olarak ondan bahsediyorum. Yani CHP'nin kurumsal kapasitesi dünyaya e, dünyayı okuyuşu, kalkınmadan bahsetme hali, iktisattan bahsetme hali, Türkiye'nin sorunlarına verdiği tepkiler. Yani tepkiler olarak baktığımızda tam bir hayal kırıklığı. E, yani Zafer de, AKP gitti, rakibimiz CHP'de görürsünüz artık. Yani AKP'ye gider. Yani ben size söyleyeyim onu. Yani daha doğrusu şunu size çok e, samimiyetle söyleyeyim. Eğer e, bir ana akım partinin nin, e, başında o partiyi iyi yöneten Demirel gibi biri olsa AKP şu anda darma çok duman almıştı. olmuştu. Yani bir sola vuruyordu bir sağa vuruyordu. Dökülüyor tel tel. Ekonomide insanlar ağlıyor. Hakikaten öyle. Ve bunlar bizim oradaki yandaki bak bizim bizlerin de durumu sıkıntıdayız. Yani herkes sıkıntıda. Tamam mı? Şimdi aslında bu haldeyken Cumhuriyet Halk Partisi umut olamıyor. Çünkü tekrar ediyorum ekonomide sen ne diyorsun? Hiçbir şey söylemiyor. Ya hiç sesi çıkmıyor. Vergi reformunda ne? Sanayi planın ne? Tarımda ne yapacaksın? teknoloji böyle yapmak kolay mı? Ne diyor? Bakın çok kolaydır. Atatürk da öyle geliyor da, o yüzden bunları ben. Atatürk bunları yaptığında, değil mi? Bakalım Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi, Kurtuluş Harbi den çıkmış ve nüfusu 10 milyonu bulmuyor ülke. ülke. Yani çok ya zor halde. Sermaye yok bilgi yok okul yok hiç okul yok. Okul yok. Ama Atatürk değil. Türk milleti kadroyla başındaki kadro çok kıym çok önemli. Bakın başın ben yani bir tecrübemi aktarayım başınızdaki siyasetçinin ne olduğu ülkenin kaderini etkiliyor. Çok etkiliyor. Gerçekten çok etkiliyor. etkiliyor. Yani zannediyorum ki, ki Türkiye evet, ülkeler çok etkiliyor. Resmen etkiliyor. Yani düzgün biri gelirse ya 1923, 28, 30, 1930 dünya büyük buhranı. Dünya yıkılıyor. yıkılıyor. Dünya yıkılırken Türkiye, Türkiye 44 tane fabrika kuruyor. Tarımda yüzde %10 %10.1 büyümesi var. Atatürk'ün ortalama büyümesi 8. Evet yani arkadaş demek ki neymiş? Potansiyel demek ki çok at, at birincisine göre kişiner. Yani Kötü birinci attan düşer ama. Muhteşem bir ülkedeyiz. Eğer halkımızı bir ikna edebilirsek şu doğruları dinleyip de ya bunu söyleyenler kim hakikaten çalışıyorlar mı samimiler mi yoksa sosyal medyadalar mı şehir şehir köy köy ilçe ilçe gezip her sorunla ilgileniyorlar mı liyakatları var mı baksınlar ona göre tercihlerini yapsınlar bir daha şuna düşmeyelim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi. Demokrat, cumhuriyetçi. Demokrat, cumhuriyetçi. Düşmeyelim. Evet o dualite bazen tehlikeli e, olabiliyor. Ama tabii yine de eldeki en büyük parti şu anda AKP'nin karşısında e, CHP görünüyor. CHP, da... e, diğer partiler büyüyüp büyüyüp birdenbire küçülüyorlar işte en... E, ...bilinen örneği İyi Parti. Bartu Bey sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ee, en teşekkür azından ederim. sorunlar konusunda... ...hemen hemen mutabıkız. Çözümler konusunda bazen mutabıkız, bazen değil ama... ...en önemli mutabık olduğumuz konu... ...Türkiye buradan çıkar. çıkar Türkiye iyi yönetildiği... ...müddetçe müthiş potansiyele sahip bir ülke... ...ve bugün Türkiye'de de... ...müthiş kaynaklar var... E, çok pahalıya mal edilmiş ve gereksiz e, bir kısmı gereksiz bile olsa e, yapılmış bir altyapı e, var. Evet e, normalin 2-3 katına mal oldu ama e, elimizde bir altyapı var e, sonuçta. Ve Türkiye'ye dönmek için Türkiye'nin iyi yönetilmesini ve kendilerine hakaret edilmemesini bekleyen bir de yetişmiş ha, insan var. E, kitlesi var. E, ve bunun yanı sıra bir de tabii... E, eksik olan liyakate önemin yerine konması halinde e, pek çok görevi başarıyla yapabilecek bir insan potansiyelimiz var. E, bütün bunlara bakınca ben de sizin gibi düşünüyorum. Türkiye bu sorunları e, bir iktidar değişikliği sonrasında çok hızlı bir biçimde aşacaktır yeter ki gelen iktidar e, çok değil biraz basiretli olsun. Evet. Çoğuna gerek yok. <laughs> Çoğuyla uçar zaten ama e, biraz ile bile idare ederiz e, bugün çünkü Türkiye ee, gerçekten ne yönetiliyor ne artık idare bile edilmiyor. Yani. eskiden idare ediyorlar diyordu artık idare de edemiyorlar. Ee, durum bir felaket. Sağ olun geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler e, Türkiye bu işten çıkar. Hoşçakalın. Aykraypex Fatih Altaylı röportaj özel programını sundu.